yemek takımının sempatik ve yetenekli şefi Uğur Volkan Uysal birazdan kendi memleketinden eşsiz bir tarifle Antalya usulü cive ile sizlerle olacak. Yavuz beni çok heyecanlandırıyordu. Şu an heyecan vermiyor bana. Yavuz, bu kadar kolay heyecanlandığını bilmiyorum. Sen büyük bir adamsın. Yani kendine hayatın var. Ama annen yanına geliyorsa hemen çocuk oluyorsun. Çok başarılı ve güzel şefimiz Natali Gökyay, Türk mutfağının değişmez lezzetlerinden aşureye mükemmel bir yorum katacak. Bol malzemeli, lezzetli mi lezzetli aşure tarifi birazdan yemek takımında. Sen de anneni getirmişsin. Annem mi getirmiş? Evet, siz de beraber yapacaksınız. Canım yazdım. Vallahi çok seviyorum. Yeni evlenenler hiç çekinmesinler. Yaparım, yapmam, tutarım, tutturmam. Yani sadece çünkü annelerimiz biliyor. Ben burada tutup annelere aşure anlatamam ama ilk deneyenler, yeni yapmak isteyenler keyifle, korkmadan yapsınlar diyorum. Yemek takımında sıra yakışıklı ve yetenekli şefimiz Yağız İzgül'de. 5 dakikada harika bir tavuk dürüm tarifi almak istiyorsanız sakın bir yerlere ayrılmayın. Anne bir kaşık derdin, annem 3 kaşık koyardı. Hala da 3 kaşık koyardı. Anne dur derdin, annem harekete geçerdi. Senin gibi. Açız aç, bir tost yiyelim biz. Tost mu? Ha? Tamam. Pişmeyecek. Yiyin, tamam. Yiyin. Ayıp ediyorum. Tost yiyelim. Bu programda hanımlar hem öğreniyor hem yarışıyor. Yemek takımının en eğlenceli oyunlarından koş getir, kahkaha dolu dakikalarla birazdan yemek takımında. Başarılar. Hiç şansın olmayacak. Kopya yok. Yok, kopya evet. Yok. Ben tamam. Pek güvenmiyorum o takıma çünkü. Kim? Yağız yapmaz öyle şey ya. Senden bahsediyorum. Evet, çocuk hocam. Sevgili seyirciler, yemek takımına hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün de lezzetli, sağlıklı, ekonomik tariflerle karşınızda olacağız. Ama bugün annemizin tarifleri var. Annemizin o güzel ellerinden, öpülesi ellerinden, hala tadı damağımızda olan pek çok lezzet var hepimiz için ayrı ayrı. Ne dersiniz yemek takımı? Neler var bugün annelerden? Güzel sürprizler var. Sürprizler var. Güzel Umur. Anılar var. Neler neler yok ki. Hikayeler var. Harika. Dayaklar yine çok var. Dayaklar var. Tabii. Oo, terlik var. Fırlatır mıydı annen sana? Terlikler, çekecekler ne var? Yok canım da hiçbir şey. O zaman yemek takımı başlıyor Uğur Volkan Uysal'la. Yemek takımının sempatik ve yetenekli şefi Uğur Volkan Uysal birazdan kendi memleketinden eşsiz bir tarifle Antalya usulü cive ile sizlerle olacak. Yavuz beni çok heyecanlandırıyordu. Şu an heyecan vermiyor bana. Bu kadar kolay heyecanlandığını bilmiyordum. Sen büyük bir adamsın. Yani kendine hayatın var. Ama annen yanına geliyorsa hemen çocuk oluyorsun. Bak duruşa bak. Evet. Çok etki söylemiyor. Bana lazım yeni yaşam alanı. Gözünün önünden uçup giderek nasıl söndürdüm bütün havanı. Gideceğim tek yer olanı. Yemek takımında bugün annemizin tarifleri var. Annelerimizle ilgili hikayeler var. Ve hepimizin annesinin elinden unutamadığı tatlar var. Uğur dedi ki benim annemin yaptığı bir şey var. Ben onu çok severim. Çocukken. Ve fena da yapmam. Yani elimden geleni yapacağım. Tabii annelerin o biliyorsunuz kutsal bir dokunuşu vardır. Kesinlikle. Zaten bu iki kişi de var. Bir annelerde bir aşçılarda. O kutsal dokunuş iki tipte var. Onun için çocukken hiç unutamadığım Antalya'da böyle cuma pazarından annemin tazecik domatesleri alıp böyle çok keyifli Antalya usulü bir cive yapacağız. Cive. Ondan sonra birlikte inşallah çok lezzetli şeyler, zamanlar geçireceğiz. Bugün çok ben nasıl böyle naifim biliyor musun? Huzurlu, böyle? Sakin bir naif hani böyle halim dingin. Var.
Çocuk dinginleştirdi beni. Evet yani bugün biraz değişik. Daha enerjik girerdim değil mi? Evet böyle bir munissin, acaba, sakinsin. İşte böyle daha böyle şey hani hazır ola geçme hiç modundayım. Alışık biri senin evet yani. Evet biraz daha. Acaba bir şey var mı? Bilmiyorum ki. O baba oldukça olgunluğu artıyor. Herhalde. Ya, babalık onu olgunlaştırıyor. Yani pek o inanmıyorum. Çünkü yok, alıştı yok, yani. Yok başka bir şey evet. Başka bir şey. Başka bir şey. Evet. Başka bir şey var. Ama... Yavuz beni çok heyecanlandırıyordu. Şu an heyecan vermiyor bana. Yavuz, bu kadar kolay heyecanlandığını bilmiyordum. Ama bak sadece Yavuz heyecanlandırıyor dedim. O yüzden o kadar kolay dedim. Malzemeleri görelim mi? Malzemeleri görelim hadi bakalım. Antalya usulü cive için gereken malzemeler. 4 adet domates, yarım çay bardağı pirinç, 5 dal fesleğen, 5 dal maydanoz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 5 diş sarımsak, 1 adet soğan, 1 adet kapya biberi. Yalnız Dilara bir şey söyleyeceğim. Yani ben bu yemeği annemsiz yapmam. Annesiz yapmazsın. Ben bu iş anne usulü dedik. Antalya usulü dedik. Cive dedik. Bugün anne günü. Ben bu işi annesiz yapmam. Anneni mi özledin? Annemi özledim tabii. Her zaman özlüyorum. Telefon mu edelim Ayşe teyze? Ne yapalım bak, bak, Ayşe teyze? Ayşe teyze. Hoş geldiniz. Anacığım. Oğlum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz anacığım. Bak bir sürü bizden çok alkış aldın ha. Uğurcuğum. Abi genel olarak insanlara o zaman bütün ağlıyor teyze. Yani teşekkür böyle ederim. Bir sürprizden evet. Sonra. Yani Uğur. Bir Filko bir Ayşe teyze. Uğurcuğum güzelliğini nereden aldığın da belli oldu şu an. Anacığımdan almışımdır ya. Işıl ışılsınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz zaten sizi hep böyle programda Ayşe teyze sosu, Ayşe teyzenin yemekleri. Evet seyrediyorum. Böyle... bugün yanımızdasınız. Ederim. Uğur kadar biz de inanın çok mutluyuz. Ben de mutluyum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ederim. Sizleri gördüm, tanıdım. Çok mutlu oldum ben de. Uğur bu yemeği yapamam dedi annesiz. Kim yapacak bugün bu yemeği? Vallahi şimdi? Ben yapacağım da anne tabii arada bana şeyler Ayşe verir diye düşünüyorum. Tabii uzun yıllar oldu yani ben. Evet. Çocukluk, ortaokul yıllarında annemin bu yaptığı yemeklerden tabii çok çeşitli yemekler var ama biraz da böyle Antalya'ya özgü olduğu için evet. Hem farklı bir tarif. Malzemeler arasında çok bilindik malzemeler ama farklı pişirme tekniği ve farklı dokunuşlar. Kutsal anne eli dokunuşu yapacağız. O zaman anne o sizi baş başa bırakıyor. Çok sever bunu. Ben çalışıyordum. İşten gelince hemen şık 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 hemen bunu yapıp hemen iki dakikada. Aynı kelimeler kullanıyor ya. Evet. Şık şık şık. Yani tamam. Gel şık şık. Görüşleriniz ayrı. Eser sahibi burada. Doğru. Ya siz gerçekten sürekli fırça yediriyor musunuz? Yani fırça kızıyor musunuz? Çünkü o sürekli, sürekli söylüyor. Küçükken tabii biraz yaramazdı. Ayşe teyze bize biraz yaramazlıklarından bahsetsene neler evet. Yapardı? Ne yapıyordu yaramazlık? Bir iki hikaye anlatsın. Ne yapardı? Bize. Mesela biz evde 4 kişi çalışıyorduk. Ben çalışıyorum, eşim, kızım, abisi, bankacı. Hepimizden ayrı ayrı harçlık alırdı. Biz birbirimizden haberimiz yok. Sonra ben bunu öğrenince tabii birbirimizden haberimiz olsun. Aslında şöyle oluyordu. Babam çok böyle eli sıkı bir adamdır. Mesela haftalığımı pazar akşamı ne olur baba ver sıcak tutuyor oğlum derdi yani. Pazartesi ya sabah veriyor adam akşam sıcak tutuyor para. Ben şimdi tabii herkesten evin en küçüğüm para alırdım. Akşam sofraya oturduğunda babam başlardı. Ben bugün Uğur'a işte şu kadar para verdim falan. Annem derdi ben de verdim. Abim derdi ben de verdim. Öyle yani biraz çünkü şeydim yani. Çünkü bu çok bonkördü. Aldığı paraları arkadaşlarıyla yerdi hep. Öyle de bir şeyim gezdi var. Gezdi gönlü bir anısı daha var onu da anlatacağım. 10 lira koymuştum vitrine. Ertesi gün baktım yok. Ne yaptın oğlum bu parayı? Yazık anne, arkadaşımın canı saat istiyormuş yani saati yoktu. Ay, çok şey üzüldüm, saat aldım ona dedi. Vicdan ve merhamet sahibi, yaşlılarla büyüdüğü için babaanne, anneanne. Biz öyle büyüdük, anneanne öldü, babaanne geldi. 100 yaşında babaannesi öldü. Yani onlarla büyüdü hep. Sen büyük bir adamsın yani kendine hayatın var ama annen yanına geliyorsa hemen çocuk oluyorsun. Bak duruşa bak. Evet. Çok enteresan değil mi? O saygıdan annem hakkı ödenmez. Yani buradan hacca götürsem sırtımda getirsem. Bir de yani analar bir tane onun için. Ben çocuğumun daha hiç bana sesli konuştuğunu duymadım.
Allah razı olsun. Hep ben sessiz. Razıyım, Allah da razı olsun. Sağ olun. Allah uzun ömürler. Hadi yemeğe geçelim. Sohbet olsun. Annem bütün programı kapatır vallahi. Ben size söyleyeyim. Beşimizi toplar, gömer, burada tek başına program yapar. Şimdi anacığım ben senin bana çocukken yaptığın civeden yapacağım. Evet. Patlıcan da koyulur buna aslında, evet, değil mi? Evet, patlıcan. Ben şimdi bugün onu yapmayacağım. Dün istim kebap tarifi verdiğim için evet. Tekrar etmesin. Yani patlıcanı aslında çok seviyorum ama bugün biraz daha böyle değiştiriyorum. Senden ricam arada beni şey yapabilirsin yani böyle şöyle karışabilirim. Diye. Karışabilirsin her türlü. Tamam. Şimdi Antalya biliyorsunuz çok Akdeniz memleketi. Taze otlar, işte domatesler, yaz yemeğidir aslında evet. Bu. Biz bir de benim annem hani toksanız mesela diyelim ki tıka basa toksunuz. Annem yemek yiyorsa tekrar acıkırsınız yani öyle tabii. Keyifli yemek yer. Biz de öyle tabii. Biz sofraya oturduk mu? İştahlı. İştahlı. Ortada ne varsa geç kalırım diye bendeki en küçüğüm hulup diye yemek yerdik. Onun için şimdi bu el bana bana yediğimiz bir yemek. Şöyle yapacağız. Ben bunları önce soğanımı soteleyeceğim. Değil mi anne? Soğanı soteliyor muyum? Çok değil. Hemen. Yoksa? Koyuyorsun hepsini. Ha, o zaman bak bu güzel. Yani sotelemeyeceğim. Hepsini hayır, üst üste hayır. Zeytinyağlı gibi mi yapacağım? Evet, evet. Ha, söyle de bunları bana. Hmm. Tamam, yemeklik doğruyorum. Hemen. Ayşe arkadan teyze, biberi. Ne efendim. Güzel soğan doğramasını biz çok seviyoruz Uğur. Evet, maşallah. Çok... Uğur. Vallahi. Uğur. Efendim. Evet, yanıyor değil mi? Anne gelince işte böyle normalde biliyorsunuz. Ayağı donandı bir. Mutfağın içinde böyle esen coşan adam bir anda gitti. Annesinin yanında kuzu gibi bir adam kaldı. Evet. Şimdi bunları da o zaman aynı şekilde evet, doğruyorum Valide doğru. Sultan. Peki. Onları da doğru. Böyle. Doğru mu? Doğru. Tamam. Sonra ne yapacağım? Biraz iri olabilir. Biraz iri olabilir. Evet. Tamam validem. İncecik değil, iri iri. Tamam, şöyle. Evet. Evet, güzel. Sonra ne yapacağım? Domateslerimi. Koy içine hemen. Soğanı koyuyorum koy, o zaman koy, önce. Koy. Biberi de koy. Oh, cızırtıyı duydun mu validem? Biberi de koy, domatesleri de doğra. Evet, bunu da koydum. Biberi de koyuyorum. Evet. Tamam, sonra? Hemen domatesleri de doğra. Ya yani çok incecik yapma. Teşekkür i̇ri, ederim. İri iri. İri yapıyoruz. Evet. Peki. Şöyle iyi mi? İyi. Çok güzel. Çok güzel direktifler alıyorum görüyorsunuz. O zaman böyle doğrayalım evet, annem. Aynen. Bugün bu iş 5 dakika sürüyor. Bunu 5'te çünkü bunu 5'te veriyor. Uğur konuşmuyor ya. Evet. Ayşe teyze yemek ayırır mıydı Uğur her şeyi yer hayır, miydi? Hayır hayır. Sofraya ne koyulduysa o yenirdi ve aynen kendi ailesinde de öyle. Bizde Giritli yemekler yapılır. Şarampol'da oturuyorduk. Ben orada doğmuş büyümüş sayılırım. Antalya Şarampol. Evet. Değişik Giritli yemekleri. Askalya. Ya İstanbul'da Nişantaşı etiler neyse Antalya'da da şarampolu öyle düşünün yani. Turpotları olur. Haşlarız. Sadece bir yağ, limon. Için. Evet. Yani hep daha ziyade ot yemekleri. Taze fasulye üzmedi falan. Üzmedi sizi yani. İştahı iyiydi. Ne verdiyseniz evet, dedi. Evet. Ne olursa evde yenir. Şimdi kendi evinde de öyle. Çocuklar istemese de tabağına konulanları yiyorlar. Yiyorlar. Yani. Evet. Aç kalırlar vallahi. Ben annemden evet. Öyle öğrendim. Sofraya oturdun yok ben bunu beğenmiyorum aç kalırsın oğlum derdi. Öyle. Vermezdi yemek. Onun için de çok sağ olun acım. Allah razı olsun. Hakikaten. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yemeğe geçeceğim. İnsanın gerçekten çocukluğu her anlamda nasıl besleniyorsa büyüdüğü zaman da o yansımaları görüyorsunuz. Çünkü bugün her şeyi tadabiliyorsam, her şeyi yiyorsam aslında annemin o eğitim ve terbiyesinden evet. Geçmiş olmanın bir şeyi vardır yani. Şimdi anacığım soğanla tamam, biberi da. Koydum, evet. Domatesi de üstüne ekliyorum böyle evet. Doğru mu? Evet açayım değil mi altını? Aç. Peki anacığım hemen. Evet Uğur tamam. Bütün annesinin direktiflerine uyuyor tabii evet. Ki. Soğanı, biberi koyduk, üstüne domatesi koydum annem. Şimdi? Şimdi bir pirinç atacağız üstüne. Pirincini hemen. Atacağım peki. Aa bak bu enteresan. O çiğden atıyorsunuz evet. Değil mi? Evet çiğden. Falan hepsi değil. Çiğden. Hiç yeter ıslamıyorsunuz bile, ıslatmıyorsunuz değil hayır, mi? Hayır hayır. Pirinci çiğden. Yıkadık ama önceden. Ha. Hani sadece. Bunun içine bir tane de patlıcan olsa onu da doğramak peki, lazım. Peki annem başka? Tamam. Suyunu başka vereceğim bir... Çok az. Biraz şöyle sulansın kendisi. Ha domates. Peki anneciğim tamam. Domates yani... suyunu bıraksın diyor Ayşe teyze. Evet biraz. Tamam, biraz kendi halinde sulanacak. Daha sonra hafif daha su vereceğiz. Sonra hafif bunları niye koydurmadın validem? En son. Sarımsakla onları en son koyup şöyle iki taşım kaynadıktan sonra kapatacağız. İki taşım bak görüyorsun ya. Taşım. Anne değil iki taşım. Annem direkt şeyde yani. Peki. Bunları koydum anacığım. Soğanla biberi soteledim. Domatesi üstüne ekledim. Ondan sonra pirincini koydum. Bir taşım evet. Kaynatacağım. Evet. Sonra bir miktar su çekeceğim. Evet. En son kaldırırken de
O fesleğenin hani oksijeni evet. bol ya, benim annem de yeşilliği seviyor. Bak nereden geldiği belli. Tazecik yeşillikleri koyacağım sarımsakla birlikte. Sarımsakları da üstüne. Ben şeyle havanla dövüyorum ama. Peki anacığım var, biz de. Var havanımız var. Biz de bununla ezeriz. Bununla da olur. En son. En son yapıyoruz. En son onu. Peki. Yeşilliklerle beraber koyup iki taşım kaynadıktan sonra kapatıyorsun altını. Bunu böyle elle mi yemek makbul anne, çatal bıçakla mı? Elle şöyle. Bu peki soğuk yenen bir yemek mi, sıcak? Evet, soğuk yenen yemek. Soğuk yenen bir yemek. Evet. Şurada da diğer malzemelerim soğuduğu var. Soğuduğu zaman daha lezzetli, daha lezzetli oluyor. Ama bunun içine acı biber de koyuyoruz biz. Evet. Biberiye falan doğrarız veya bütün de atabilirsiniz. Evde olan aslında malzemelerle hemen çabuk yapılacak. Çok rahat. Değil mi? O senin dediğin gibi okuldan geldikten sonra. Ben mesela soğuk soğuk. Bazen bir gezmeye gittiğim zaman eşim evde hemen 2-3 tane iri iri doğrar soğanı, 2 domates, içine de bir tane yumurta kırar. Hı hı. Al ona yemek ne işte. Kadar? Yer. Peki niye bu yemeğin evet. adı cive uğur? Bilmiyorum. Çok civeli bir yemek. Civeli mi? Benim anam çok civelidir ondan. Ama çok kolay oldu gerçekten yaz evet. için soğuk yapılışı soğuk evde ne evet. sebze evet. varsa içine ne de varsa, koyabiliyorsunuz. Evet. İşte içine patlıcan da olsaydı daha güzel olur. Bunun yanında yoğurt güzel olur değil mi Ayşe evet, teyze? Evet yoğurt, cacık. Patlıcanla mı çiğden atıyoruz evet. Ayşe teyze? Efendim? Patlıcanla mı çiğden atıyoruz? Evet evet hepsini bu çiğden. Tamam, zeytinyağlı gibi yapıyormuş zeytinyağlı, ya. Zeytinyağlı evet. Ha. Üst üste soteleme yok koyuyor. Evet. Yaz domatesi zaten kıpkırmızı olur biliyorsunuz. Tabii Antalya zaten ama sebze cenneti. Ama bir de gök domatesle yani yeşil domatesle de güzel oluyor. Hmm. Alalı böyle biraz kızarmış yeşilli domatesle de güzel oluyor. Ama şimdi ben de size bir bilgi vereyim. Antalya'da ismini vermeyeyim şu an. Çok meşhur bir restoran vardır. 100 yıllık. Gerçekten hani Antalya'nın Atatürk'e, Ulu Önder Atatürk'e de yemek vermiş bir ustadır. Ondan sonra orada civeyi çok az yerde bulabilirsiniz. Hani böyle unutulmaya yüz tutmuş bir yemek bu. Hani Antalya'ya yola düşenler olursa civeyi sorsunlar. O restoranın ismini de ya da beni de arayabilirler diye. Antalya'ya gelirlerse beni bulsunlar. Ha, Ayşe teyze. Daha güzel. Daha güzel. Onlara ikram eder. Ya da hanımın evine gidin. Şarampol'de kime evet. sorsanız Ayşe teyze derseniz bilirler kendisini. Nimet abla gibi. Şimdi orada mesela bunun karideslisini artık Antalya'daki o civeyi reçetelendirdiler. Böyle karidesliler de yaparlar. Farklı farklı cive çeşitleri yapıyorlar. Bazı bu. Orada da hani Antalya'ya yolu düşenler nasıl piyazı dedik gidin sanayide lokantalar değil. Antalya civesi de. Anacığım suyunu vereyim mi birazcık? Hafiften. Bunun pirincini birazcık bol koyunca bize tamam. de buna Türk usulü risotto gibi diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Değil mi? Değil mi pirincini bol koyunca? İtalyanların yaptığı bir pilav var ya Ayşe teyze. Risotto diyorlar böyle değişik değişik isimler. Bence bizim bu pirinci biraz bol koyduğumuzda sebzeli tabii, gayet tabii. güzel ona bulgurla benzer bir şey oluyor olabilir. Bulgurla da Dilara'nın en sevdiği evet. yere bulgur, geldin bulgur, aynen aynen. Ayşe teyze ben de Mersinliyim, Akdeniz komşuyuz biz evet. sizinle. Bizim tabii mutfağımızda birazcık işte Suriye'den göçler, Antakya, benim dedem Antakyalı, oranın etkisi var. Bizde bu yemek biraz daha pirinçli yapılıyor. O biraz da Arapça bir isim herhalde. Banadura biriz diyoruz biz buna. Yani izleyenler varsa Mersin, Adana biz Banadura biriz. Biraz daha pirinçlisi. Evet. Bütün mutfaklar birbirinden etkilenmiş zaten. Bu işte çok pirinç de konmuyor. Olmuyor. Sizde yakışmıyor. Konmuyor. Böyle. Ben bulgur kullanıyorum. Çok yani daha güzel. Annem çok dikkat eder kilosuna. Kilolu olduğum için dikkat edemiyorum işte. İştahlıyım. Konuştuk biz çok Uğur'la. İştahlıyım. Sizi ben bir ele alacağım inşallah. İnşallah. Uğur getirecek i̇nşallah. Bana bu hafta değil mi Uğur? İnşallah. Ayşe teyze. Çünkü birkaç kere götürdü ama ben pek uygulayamadım için size de götür dedi. Sizin için beni götür tamam, oğlum dedi. Tamam ben sizi alıp getireceğim götürmem şimdi anne inşallah. Evet. Yok götürecek götürecek. Yok söz verdik artık canım tamam. yani götüreceğiz anneyi. Çünkü hem diyabet hem yüksek tansiyon ama var. Ama bak bir şey söyleyeyim. 3 evet. ay sonra zayıfladığın halini göstermemiz lazım burada. Ona öyle göre söz alalım ona göre o zaman yani. Sizden. Alalım mı bir söz? Alalım. Söz. Arkadaşlar söz siz olur. Yine şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ediyoruz. O zaman Ayşe teyzeyi alıyoruz. İnşallah. Beş beden zayıflatacağız annemi. İnşallah. Yok, yok, yok. Önemli olan sağlığı. 102 kiloyum şimdi. Hı hı. Ramazan'da 96'ya inmiştim. Bayağı zayıflamıştım. Şimdi anneciğim hani 54 kiloyum gibi anlatıyorsun. Hani 100-102 böyle. O kadar şey ki yani evet. alışmış ki yani. 100-102 civarındayım. Ama ben yani çok hareketliyim. Kilolu olsam da hareketliyim. Şimdi anacığım. Efendim. Bu kaynadı. Pirinçler şişiyor. Civem.
Normalde bir yarım saat civarında kalması lazım bu civenin ocakta. Kısık ateşte böyle kendini sala sala suyuyla özdeşe özdeşe, değil mi anacığım? Evet. Pirinç de ona göre hani biraz şişmesi lazım. Ama biz yapılış zaten çok kolay bir yemek. Size hızlıca anlatalım. Dediğim gibi annemin sohbetleri, muhabbeti bitmez. Sabaha kadar konuşuruz burada. Şimdi ne yapıyorum? Sarımsağı atıyorum annem. Atıyorsun. Derhal. Sarımsağı atıyorsun. Çiğden atıyoruz. Bak bunlar önemli detaylar. Sarımsağı çiğden atıyorum. Üzerine. Sarımsağın aroması ağzınıza gelecek. Fesleğinin çiğ aroması. Mis gibi kokacağız onu. Ne kadar güzel iştahlı iştahlı anlatıyor Ayşe. Yazın her sabah ben bir bağ fesleğen yerim. Domatesin. Evet. Vico'ya göre. Domatesin içine fesleğen. Ben biraz da çörek koyuyorum. Ondan sonra biraz yağ. Çiğden. Oh. Biraz peynir. Ekşi, erik ekşisi. Evet. Oh, nar ekşisi koyuyoruz. Annem Korkuteli'de yaşıyor acı yazları. Acı biber. Antalya 45 dakika. Çok keyifli bir yer. Çok bereketlidir toprağı. Yaylada yaşıyorum. Yaylada yaşıyor yani. Bütün onun için yayla böyle... komşularıma Antalya selamlar gönderiyorum. Selam. O arada bak reklamını bu da yaptı gördünüz. Bu arada reklam da yapayım beni sevenlere. Anacığım benim. Peki ben tarifime deneyim. Maydanozu ekledim sarımsakla birlikte. Şimdi tazecik fesleğenleri ekliyorum. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. Kısık, iyice kısıyorum. Bunu bir 10 dakika sonra size son halini göstereceğiz. Evet anacığım bak yaptığımız yemek geçti. Fokur fokur kaynadı. Evet. Pirinçler şişti. Kendini buldu. Sarımsağımızı, maydanozumuzu kapat bol fesleğen. Kapat artık altını. Peki derhal. Bir tane de kuru soğan. Kuru soğan hemen. Ha doğru söylüyorsun. Evet. Bunun yanında çiğ kuru soğan yeriz evet, biz. Evet, evet. Ayşe teyze, kuru soğanınız efendim buyurun. Evet. Şöyle. Keselim onu. Anacığım ben tamam, keseyim eline, sen. Allah yok, korusun. Yok, ben keseyim. Bir eli değsin Ayşe evet, teyzemin, Ayşe bir eli değsin. Tamam. Kutsal eller. Elleriniz dert görmesin. Şimdi anamın tabii yemeğin dışında da farklı meziyetleri vardır. Annem bak, 60 yani yaşında. Nasıl? Ya nasıl güzel kesiyor ya soğan. Gördüğün gibi. Çok süper ya. Bak yani o estetiğe bakın yani. Muhteşem. Çiçek gibi. Çiçek gibi yaptı değil mi? Evet. Ev usulü yaptı. Annem 60 yaşında. 3 yıl önce ehliyet aldı. Çok hızlı bir araba kullanıcısı. Çok tebrik ederim annemin size. En büyük kusuru çok hızlı kullanıyor. Anne diyorum 120-130 yapma böyle. Bazen benim arabayı falan alıyor evden. Ceza yediniz mi? Kaçırıyor musun arabayı aşağıları? Bazen. Onun için... İnsanın genlerden geliyor herhalde. Hakikaten anneciğim çok azimli, çok başarılı bir kadındır. Ben Allah çok, bin kere razı olsun bizi bugünlere getirdiği için. Ben çok mutluyum. Arabayı bana oğlum aldı. Ya söylemeseydim bunu keşke ya. Bak kıpkırmızı, senin evet. Güzel çocukluğuma götürdü beni. Mis gibi fesleyen, buna bakayım ekmeği, de. Kokla anacığım, buna ekmeği banacağın, yanına da böyle soğan, tuzu koyacağın. Tuza bana. Yeşil biberiye tazecik. Hah acı, acı isteyenler. Acı, evet of. Acı isteyenler. Ayşe teyze. Süper lezzetli. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz size. Ay ben teşekkür ederim hepinizi. Ayrı ayrı tanıdığım bütün için. Bütün arkadaşlarım adına. Sizlere de teşekkürler. Sağ olun. Ben bir elinizi öpmek Allah istiyorum. Allah razı olsun sağ olun. İyi ki geldiniz. Ben de öpeyim anacığım tekrar. Ayaklarına sağlık anacığım. Hayır dualarınızı eksik hayır, etmeyin. Bize eksik her zaman bekliyoruz. Dua ediyorum. Allah hayırlı kabul etsin programlar. İnşallah. Hayırlı programlar. Çok teşekkür çok ederim. Sağ olun anacığım. Ayaklarınıza Allah sağlık. Razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve öyle bırakacağız. Vay be. Valla çok şükür. Allah başından eksik etmesin. Cümlemizin anılarını cümlemizin. İnşallah. Vay be. Bu arada demin içeride konuşurken Ayşe teyze hep beraber duruyoruz ya. Diyor ki Uğur. Anne diyor bir 15 kilo diyor verirsen diyor. Ben senin arabanı yenileyeceğim diyor. Ayşe teyze de diyor ki. Yok yok ben vitesi seviyorum diyor. Vitesli arabayı seviyorum diyor. Ben seviyorum vitesini de. Ya ne güzel işte her yaşta insan kendisi için yeni bir şeyler yapabilir, hedef koyabilir. Evet. İnşallah sağlığına da biraz katkımız olur Ayşe teyze. İnşallah. Teyzenin. Ayaklarına sağlık. Vallahi evet. Böyle çok güzel bir anı oldu hepimiz için. Gerçekten annelerimiz çok değerli. Bütün buradan ergen çocuklara söylüyorum. Annelerinizi üzmeyin. Anneler kutsal. Onları üzmeyin. Evet. Biz tadımımıza geçelim. Hadi bakalım. Sonra da yeni yemeğimiz için hazırlanalım. Ayşe teyze darmadağın etti bizi görüyorsun teyze. Ya. Buyurun arkadaşlar. Sözümde durup da çekip giderek nasıl söndürdüm seni.
Başarılı ve güzel şefimiz Natalie Gökyay, Türk mutfağının değişmez lezzetlerinden aşureye mükemmel bir yorum katacak. Bol malzemeli, lezzetli mi lezzetli aşure tarifi birazdan yemek takımında. Sen de anneni getirmişsin. Annem mi getirmiş? Evet. Siz de mi beraber yapacaksınız? Canım yazdım. Vallahi çok seviyorum. Yeni evlenenler hiç çekinmesinler. Yaparım, yapmam, tutarım, tutturmam. Yani sadece çünkü annelerimiz biliyor. Ben burada tutup annelere aşure anlatamam ama ilk deneyenler, yeni yapmak isteyenler keyifle, korkmadan yapsınlar diyorum. Yemek takımında bugün Dilara'cığım, annelerimizin tarifleriyle başladık. Dilara'cığım. Evet, o benim. Sen de anneni getirmişsin. Annem mi getirmiş? Evet. Siz de mi beraber yapacaksınız? Canım yazdım. Vallahi çok seviyorum. Yazın esprileri gerçekten birden biraz yaz aylarında çekseydik daha iyi olacaktı. Serin serin oturuyor. Serinliyor. Ya Natalie, nedir seninle uğraşması ya? Sevdiği için takılırım herhalde. Dilara, anneni getirirsin falan. Sevdiğine takılır mısın? Yazcığım, yani belki de senin annen gelir, belli mi olur birazdan stüdyoya? Davet edin, gelir bu tabii. Bu programda yani sürprizler bitmiyor. Bugün annelerimizin tarifleriyle başladık yemek takımına. Uğur'un annesi Antalya'dan kalktı geldi bizim için. Ayşe teyzeye bir kere daha teşekkür ediyoruz. Biz bu programın açılışını yaparken hem çok mutlu olduk anne tarifleriyle ama bir yandan Natalie ile ilgili de bir hassasiyetimiz vardı. Çünkü Natalie'nin Oscar aldığı kitabı, muhteşem kitabını annesine hediye etmişti. Natalie'cim, annenle ilgili belki senin de hani en özel tarifin ya da hikayen... Benim belki bugün burada olmamın sebebi annem. Çünkü bundan 6 sene önce annemi ani bir rahatsızlıktan kaybettim. Annem çok güzel yemek yapan bir kadındı. Her anne gibi, hepimizin annesi gibi. Çok özel dokunuşları vardı, küçük püf noktaları vardı her yemekte. Ve onu kaybettiğimde, çok annemin ailesinden de kişi olmadığı için İstanbul'da yaşayan, ben bunları bir kenara not edeyim, İleride unutacağım bunları dedim. Ve o hani hüzünlü dönem boyunca bana biraz terapi gibi de oldu. Tarifleri yazarken hikayeler de çıktı yanında. Küçükken neler yapardık, neler ederdik. Biz Tarabyalıyız. Tarabya'da doğduk, büyüdük. Mahalle oyunlarımız, sokak muhabbetlerimiz, apartman dostluklarımız, bütün bunları ben yazdım tariflerle beraber. Ve sonunda bu kitap gitti yarışmaya. Onunla ben aldım ödülü. Dolayısıyla annemdir burada olmamdaki sebep. Annen, evet. Sevgiyle anıyorum onu. Rahmet diliyoruz ve sevgiyle anıyoruz. Hep böyle programın başından beri bir tarafımız buruk çünkü. Biliyoruz anne deyince senin hala gözlerinde oluyor. Evet. Ondan sonra sana da sorduk bugün ne yaparsın Yok, bize olsun, diye. Yok olsun, ben yine çok mutluyum çünkü yazmamdaki amaç buydu. Evet. Annem için... Bir imza atmak istedim, evet. Ve onun için yaptığıma çok çok mutluyum. Ve kalıcı bir eser bıraktım. İyi yaptın yani, gerçekten iyi yaptın. Ellerine kalemine sağlık. Teşekkürler, çok sağ olun. Bugün o yüzden ben aşureyi seçtim. Aşure benim annemin evde yaptığı bir tatlıydı. Şöyle ki, mesela bereket için yapardı. Yeni yıldan önce mutlaka yapardı. İlk bebeğim doğduğunda yaptı. Onun için bir böyle sembolikti biraz. Aşure, evet, hem senin için özeldi, sizin için özeldi. Biz de Muharrem ayının 10. günü, Aşure günü. Çok da güzel oldu bugüne, bu aya Aşure'yi de koymak istiyorduk. O zaman sevgili annenin ismi neydi? Şake Yarcan'dı. Evet. Sevgili Şake teyzenin için, evet. Onu da hatırlayarak ve Muharrem ayı da vesilesiyle biz Aşure'mizi Natalie'nin elinden yapalım. Şimdi hadi yapalım. Herkesin evinden farklı çıkar Aşure. Dolayısıyla hani herkesin tarifi de farklıdır, tadı da farklıdır. Herkes böyle evine götürür, bak bu benim aşurem daha güzel, bu daha güzel. Hakikaten herkesin aşuresi farklıdır ve güzeldir. O yüzden zaman, ben bizim yorumumuzla yapıyorum bugün. Hadi senin bugün malzemeleri görelim önce. Görelim. Aşure için gerekli malzemeler: 2 su bardağı aşurelik buğday, 2 su bardağı şeker, 2 litre su, 1 kase kuru üzüm, 1 kase kuş üzümü, 1 kase çam fıstığı, 1 kase nohut, 1 kase tuzsuz badem, 1 kase kuru kayısı, 1 kase incir, 1 kase ceviz, 1 adet nar, 1 çay bardağı gül suyu. Şimdi bu uzun bir işlem olduğu için ben önceden aşurelik buğdayımı bir gece evvelden önce bir ıslattım
ve kaynattım. Epey böyle bir 10 dakika, 15 dakika o hafif annemin tabiriyle meylemlenene kadar kaynattım. Sonra kapağını kapattım. Annem gelin olsun derdi. Gelin olmaya bıraktım. Sabahleyin açtığımda o nişastalarını salmış bir vaziyette çıktı ve tekrar ben bunu kaynatmaya başladım. Aslında en önemli kısım aşurede ilk aşama bu. Yani neyi şu kıvama şimdi bunun içinde? Sadece bunda aşuredik buğday var suyla beraber. Miktara göre su miktarına ona göre ayarlanıyor. Bu 2 bardak bir aşuredik buğday var burada. Herhalde böyle 1-1,5 litre su aldı bu. Tamam. 2-2,5 bardağa senin usul 1-1,5 evet. su koydun. Gelmesi gereken kıvam bu. Sanki böyle bir muhallebi kıvamına gibi. Gelene kadar. Zaten bu kıvama geldikten sonra malzemeleri koyup ondan sonrası çok kolay. Buradaki en önemli püf noktalarından biri yine eğer aşurenin kararmamasını, koyu olmamasını istiyorsanız koyu malzemeleri en son koyacaksınız. Mesela üzüm, her türlü üzüm. Şimdi ben önce kayısılarla başlayayım. Benim en sevdiğim aşurede böyle ağzına gelenlerden biri kayısı, öbürü de kuru incir. Natalie ikisini de kullanmışsın. Ben küçükken herkes mesela aynı hiç sevmezdim, kayısılarını ayırırdım. Öyle mi? Sadece kıtır kıtır olanlarını severdim. Şimdi malzemeleri yavaşlığına artık ekleyerek, yani o uzun kısmı biz atlattık önceden. Bunu devamlı karıştırıyoruz. Çok dibi tutan bir malzeme çünkü buğday. Dikkat edelim ki dibi tutmasın aşurenin. Sonra sen oradan eline geldiği kadar bademleri, nohutları... Koyu malzemeleri geriye artık bırakarak... Artık ne kadar ne istiyorsanız, hangi malzemeyi evet. daha çok seviyorsanız... Bu nohutun kabuklarını çıkarmışsın, önemli nohutlar, herhalde evet. değil mi? Ben sevmiyorum kabukların ağzıma gelmesini. Bunları önceden haşladık, kaynattık, güzel yumuşacık oldular. Bunları da en son koyuyorum. Fazla pişirmeye bırakmıyorum çünkü o zaman nohutlar zaten dağılıyor, pişmiş. Yumuşuyor. Sadece evet. bir bütünleşsin diye bir 5-10 dakika daha sonra dolmalık bir kalp dolmalık fıstık... Var. Ne kadar malzeme o kadar lezzetli oluyor. Natalie'cim sizin kültürde de şey var mıdır malzeme sayısı, aşuredeki malzeme sayısı? Böyle 9, 11, 44, 99. Öyle bir şey var değil mi? Yok, hayır yani mesela ben bunu fasulye koymuyorum. Göre. Fasulye de konuyor ama fasulye koymuyorum. Bana daha hani yemeklik gibi geliyor o zaman. Sadece nohutta kalıyorum. Mesela babam hiç sevmez ne nohut ne fasulye. Şimdi aşure bana hep hani böyle işte Muharrem ayı, bereket ayı, bereketi hatırlattığı için bence evde ne varsa her birinden az az koyduğunda o amaca hizmet en etmiş makbulü oluyor. En makbulü 99 malzemeden yapılanıymış. Çok bereketli bir tatlı. Çok bereketli. Ama yani o da mideye nasıl gelir bilemem. Ortaya alacağım 99 bunu. 99 malzeme. O ay böyle şeydir, değil mi? Zil çalar, işte aşura gelir, ondan sonra ertesi gün bir tane daha gelir. Sen o kapları ayırırsın, hangi kap kimin, hangi kase kime gidecek. Çünkü dağıtılması gereken bir tatlı evet. bir aşure. Sonra onlar boş gönderilmez, komşuya çok ayıp bir şeydir annem hatta her zaman hatta yapmayacak der. Olanlar şey bile yaparlar yani aşureyi. Bu, şimdi ne göndereceğiz bununla İade diye aşure koyarlar. Diye. Benim mesela küçükken en çok beklediğim aylardan biriydi Muharrem ayı. Çünkü annem hiç sekteye uğratmadı yani her zaman aşure yapardı. Onun için çok bence özel bir tatlı bu. Şimdi ben elimdeki malzemeleri mesela hani bakıyorum ana malzemeye ve ne isterse ona göre. Mesela bu kadar üzüm kaldı hepsini koymak zorunda değilim. Aynen. O yüzden herkes hani neyden ne kadar çok seviyorsa ona göre her katsınlar. Şey ama tekrar söylüyorum üzümü en son atarsanız aşureniz bembeyaz olur. O çok önemli. Bir de şekeri de en son atıyorum. O şekerle ilgili evet en son atmanın şöyle de avantajı var. Şeker hastaları çok üzülüyorlar. Aşure ayında biz aşureyi yiyemeyeceğiz mi diye. Aşureyi yiyebilirsiniz. Yapmanız gereken zaten şeker en son konuyor ya. Siz şeker koymayın. Onun yerine doğal tatlandırıcı olabilir. Çünkü içindeki diğer malzemeler kayısıdan geliyor, incirden geliyor. Çok azıcık biraz doğal tatlandırıcıyla tatlandırırsanız şeker hastaları da aşureyi o şekilde yiyebilirler. Evet, şeker biraz aşureyi sulandıran da bir malzeme. Dolayısıyla yine en son koyup yine kıvamına bakıyorum. Muhallebi kıvamında bir tatlı olduğu için yine de biraz hani hafif sulu olmasına özen gösteririm. Çünkü soğuduktan sonra yine de katılaşıyor. O da sizin keyfinize kalmış. Evet. Kimisi sulu seviyor, kimisi katı seviyor. Tabii. Dediğim gibi her evin farklı aşure aynen yorumu. Aynen öyle. Her komşunun da farklı. Evet en son. Süt yapar mı bu? Evet, Uğur için çok önemli bu aralar. Çünkü Fatma'nın sütü iyi olacak ki Ali Kerem'imiz de iyi beslensin. Süt yapar. Harbiden. Süt yapar. Tamam, bir tek tamam. içine Natalie kuru fasulye koymadı. Fasulye koysaydı biraz gaz yapma gaz riski yapardı. Olabilirdi. Nohut yapar tamam. mı gaz? Nohutun kabuğunu çıkardık ya. Hı-hı. Birazcık daha iyi hale geldi. Ama güzel bir tatlıdır aşure. Süt bak işte olması için. Gereken kıvam aşağı yukarı böyle Dilara'cığım. En son gül suyumu koyuyorum. Gül suyunu koyalım. Bilko'ya soralım mı acaba Hollanda'da var mıymış?
aşure var mı? Aşure var mı? Yapıyor musun? Yok. Yok, Hollanda'da böyle bir şey yok. Buna yok benzer mu? Bir şey var mı? Aşma. Böyle bütün karışık bir tatlı. Evet, çok güzel bir tatlı ama yani biz mesela o tavuk göğsünün tatlısı o yapmıyoruz. Aşure yapmıyoruz. Yok yani, yani çok daha sade ve basit bir mutfak. Seviyor musun sen bunu? Aşureyi. Ya ben bayılıyorum yani, bütün yemek çeşitleri bayılıyorum. Gerçekten o kadar güzel şeyler var ki, inanılmaz. Ama ben yine böyle bir şey, dönüş hikaye anlatmak istiyorum. Yani şey, çok Anadolu'da gezdim. Ve hakikaten yani anneye önem vermek gerekiyor. Birkaç köyde, yani gerçekten birkaç köyde böyle teyzeleriyle konuşuyorum. Ve onun en büyük şikayet, ya benim oğlum beni aramıyor. Yani bayramda gelmiyor. Ya o kadar üzücü ki, belki benim için daha hassas çünkü annem kaybettim. Evet. O yüzden daha onların duygusu anlıyorum ama gerçekten yani gidin, yani ziyaret edin. Ne bileyim yani, tamam her zaman barış olmuyor, her zaman böyle keyif bir şey olmuyor belki ama gidin konuşun, problemleri çözün çünkü tek bir anne evet. Ve vefat etmekten sonra pişman olacaksın. Sen anneni ne zaman kaybettin İlkocuğum? Zaman 2008'de seninki kaybettim. De çok evet, seninki çok hasta oldu ve çok enteresan. Yani söylediğim, evet. Annemin kanseri var. Sonra bir dönem çok kötü oldu. Biraz iyileşti. O dönemde ben Hollanda'ya gittim. Şimdi annemin soru işareti o. Wilco Türkiye'de ne yapıyor? Yani annem soruyor, ben cevap veremiyorum çünkü ben de bir şey yapmadım. Yani iş yok, güç yok falan. Sonra yavaş yavaş o televizyon işi başladı. Ya anlatıyorsun telefonda, ya annem böyle bir şey yapıyorum, şöyle bir şey ama yani hala abstrak, hala böyle bir şekil veremiyor. Bir gün Hollanda Televizyon beni davet etti, çok ünlü bir talk show ve oraya gittim. Allah'tan annem beraber gidiyordum ve annem orada benim iş gördü, anladım. Benim potansiyel gördü, mutlu oldu, gurur oldu. Yani çok güzel bir şey, o benim için... Muhteşem. Annenin içi oldu. Rahat etti. Huzurla gözlerini kapadı inşallah. Sen de o yüzden şimdi değil mi bunun en azından huzuru içerisindesin. Ya, annen seni gördü, ne yaptığını biliyor. Allah Natalie rahmet gibi. Eylesin. Yani bu iş annem ve babam için yapıyorum. Evet. Gerçekten çünkü o da paylaşıyorsun bir şey. Yani hiç unutmuyorum. Benim babam vefat etti. Benim küçük bir yeğen var. O zaman 8 yaşındaydı. 8 yaşındaydı. Bir şiir okutuyor. Ve annem sonra gitti, Joanne onun Joanne öptü ve şey dedi yani ama Joanne unutma, baba hep var, bak görüyor musun küçük bir yıldız var, baba oradan sana bakıyor yani dede oradan evet, sana evet. bakıyor. Çocuklar. Hiç unutmuyorum ve ben şimdi yani bahçede dolaşarken ben mutlaka bir defa böyle akşamüstü böyle bir yukarı bakıyorum, bir selam veriyorum. Gökyüzüne bakıyoruz. Evet. Çok teşekkürler Wilco'cum, sen de çok özel anlarını paylaştın bizimle. Natalie'cim. Benim aşurem tamam. Şimdi artık bunu kaselere boşaltacağım, üstünü süsleyeceğim. Cevizle, narla süsleyip afiyetle. Bu noktada vereceğim bir ipucu var mı? Bu noktada vereceğim bütün ipuçlarını verdim. Başka bir şey kalmadı. Koyu renkleri en son koyalım dedin. En son koyalım. Şekerini en son koyalım. Çünkü hafif biraz şeker de sulandıracak onu. Daha da fazla kaynatmadan kaplara, kaselere koyalım, soğutalım. Sonra tadım masasına gitsin mi? Tadım masasına gitsin. Bir sorun hadi var o zaman benim. Porsiyonlayalım. Bir sorun var. Hadi şimdi biz bütün malzemeleri çok güzel gösterdin Natalie fakat biz yarmayı yani buğdayı haşladığımız için onu öncesinde de böyle biraz bahsetsek bence çok faydalı olabilir. Çünkü haşlanmış bir yarma üzerine yaptık ya, suda bekletiyor muyuz? Genelde bir gün önceden ıslatırlardı bizde mesela annem. Onunla ilgili bence de birkaç bir şey söylersen Natalie'cim. Aşure uzun bir işlem, doğru söylüyorsun. Birazcık bilgi verelim çünkü... Sabahtan başlarsan eğer aşureyi yapmaya ancak sabahtan ıslatırız. Akşama doğru, akşam yemeği bittikten sonra bütün mutfak toparlanır. Ondan sonra o aşureyi güzel bir kaynatırsın. Ondan sonra kapağını kapatırsın, ertesi sabahı beklersin. Asıl önemli olan kısım bu zaten. Çünkü uzun bir süre hem ıslanıyor aşure ilk başta, ikinci aşamada da sen onu kaynattıktan sonra bütün geceyi aslında demlenerek geçiriyor. O esnada bütün nişastası dışarı çıkıyor. Bunun içinde senin un yok, nişasta yok, başka hiçbir şey karışım yok. Karışım oydu. Önceden buğdayı oydu. Haşlayıp koyduğun, karıştırdın. İlk karışım Uğur'un dediği karışım zaten. Ve daha sonra zaten. Tekrar ben bunu tekrar kaynatmaya başladım sabahleyin. Çok katı bir kıvam olarak tekrar siz onu sabahleyin kabağını açtığınızda çıkıyor evet. karşınıza. Hiç çekinmeyin, korkmayın. Yine birazcık kaynar suyla onu hafif birazcık daha açalım. Sulandırın ama çok sulandırmayın. Önemli olan püf noktalarından biri bu, doğru söylüyorsun. Daha sonra zaten bütün malzemelerini ekleyelim. Koy. Evet yani yeni evlenenler hiç çekinmesinler. Yaparım, yapmam, tutarım, tutturmam. Yani sadece çünkü annelerimiz biliyor. Ben burada annelere aşure anlatamam ama ilk deneyenler, yeni yapmak isteyenler
keyifle, korkmadan yapsınlar diyorum. Denemekte fayda var. Her şeyin bir ilki var. Natalie'cim, porsiyonlamayı o zaman olduktan sonra geçiyoruz ve tadım masasına hadi gidiyoruz. Şöyle karıştırarak, hı-hı, bütün malzemeler karışarak. Böyle ayaklı bardaklarda da çok kase, şık duruyor. Bardaklarda ayak, her türlü kapta gayet. Evet. Ben böyle saydam, içini görmek istiyorum her zaman. Koyduğum kaplarda tatlımı görmek istiyorum. Bak orada tane tane rengi beyaz. Narlar ve cevizlerle. Koyulaşmamış. Süsle. Bunu mis biraz gibi gül suyu kokuyor. İsteyen portakal da rendeleyebilir buna. O da çok güzel kokar. Ben bunun üstündeki dekora bayılıyorum Natalie ya. Koyuyorsun ya fındıkları, cevizleri böyle. Cevizleri, narlar, her türlü ne varsa. Natalie, biraz sos. Sosa da mı koysam, şimdi tadım masasına sıcak sıcak biraz koyayım mı? İçeri çöker, çöker sıcaksa. Çöker değil mi? Aynen. Peki o zaman çok azıcık şöyle renk olsun. O zaman niye sordun? Evet. Hayır, o usulü nedir? Onu Natalie'nin usulünü merak ettim. Çökmesin diye, sıcakken çöker çünkü. Benim annem daha bir kabuk bağlamadığı için üstünde ama. Ayrıca bütün kadınlar böyle. Yağız'cığım bekliyorduk zaten. Bizi çekiştiriyorlar Dilara, görüyorsun değil mi? Bekliyorduk bir yerde Yağız bize ne diyecek acaba diye. Tatlı tatlı. Oradan bize her zaman bir şeyler buluyor. Az az da koymuyorsun, bayağı serpiyorsun yani. Güzel işte, bunun güzel önemli işte olanı o aşure bereketlidir. Onu da yapmıyorsun. Aşure bereketli tatlıdır hep Yağız'cığım. Kızıyorsunuz ya her şeyi az koyuyorum diye. Bari dedim narı bol koyayım dedim. Tamam. Yağız mutlu olsun diye düşündüm. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldun mu? Evet. Hadi bakalım. Hala koyuyorum, tamam. Bitti. Doyamadın. Hadi tadım masası, tamam peki. Hop. Buyurun. Afiyet olsun. Bir tane daha. Biz de istiyoruz ondan. Buyurun. Yemek takımında sıra yakışıklı ve yetenekli şefimiz Yağız İzgül'de. 5 dakikada harika bir tavuk dürüm tarifi almak istiyorsanız sakın bir yerlere ayrılmayın. Anne bir kaşık derdin, annem üç kaşık koyardı. Hala da üç kaşık koyardı. Anne dur derdin, annem harekete geçerdi falan. Senin gibi. Açız aç. Bir tost yiyelim biz. Tost mu? Ha? Tamam. Çok pişmeyecek. Yiyin, tamam. Yiyin. Ayı bir tost yiyelim. Ne haber Dilara? İyi Yağız'cığım, senden ne haber? Hamdolsun, uğraşıyoruz işte. Biliyorsun bugün annemizin tarifleri var. Evet, aynen öyle. Benim annem herhalde beni başından ne kadar çabuk sağarsa o kadar rahat eder diye düşünüyordu ki hep okuldan geldiğimde kolay şeyler hazırlardı bana. Canım ben de olsam ben de öyle yapardım Yağız. Annelere öpücük. Öyle değil mi? Ben çok o kadar çabuk yiyordum ki çünkü kadıncağız benimle baş edemiyordu büyük ihtimalle. Kesin. Ve çok eli bol kepçeydi falan böyle. Çocukken hepimiz biz de bayağı böyle. Esirgemedi. Tabii tabii, aynen. Yok, iyi beslemiş seni annen ama. İyi, iyi be. Valla elinden. Annemi de bak, demin Dilara'ya ondan takılıyordum. İsminin hakkını vermiş. Anne bir kaşık derdin, annem üç kaşık koyardı. Hala da üç kaşık koyardı. Anne dur derdin, annem harekete geçerdi falan. Senin gibi. Ya annemi gördüm demin sen de onları koyarken. Allah Allah. De ondan biraz narları koyarken. Evet. Beşte beşin beş malzemesini önce bir söyle bize Yağız'cığım. Sonra süren başlasın. Tamam. Tavuk dürüm için gerekli malzemeler. 2 adet tortilla ekmeği ya da lavaş. 1 adet tavuk göğsü. 1 adet tavuk but. 1 adet kırmızı biber. 1 adet sarı biber. Susam yağı. Soya sosu. Süren başlıyor. Hadi başlasın, yavaş yavaş açalım şimdi. Annemin çok güzel bir tavuklu sandviçi vardı bana yaptığı. Sonra zamanla ben onu birazcık geliştirdim. Birazcık böyle bir uzak doğu havaları kattım. Benim annem Çinli. Ondan sonra. Çinli mi? İnşallah bölümü seyretmez bu arada. Ve tavuğun hem göğsünden o güzel göğüs tercih ederdi hem de ne diyorlardı bu tavuğun şeyini? But mu derlerdi güzel but tarafını? Kalçalı but. Ha, buradan böyle minik birazcık kıyma çıkaralım, ondan sonra bunları bir güzel soteleyeceğiz, oradan da dürümleyeceğiz. Yani gayet basit bir yemek. Ha, uzak doğu esintileri nereden kaynaklanıyor? Bunları biraz susam yağında soteleyeceğiz, birazcık soya koyacağız, birazcık biberleri koyacağız. Neler koydun daha önce de? Bir de sarımsak mı attın? İlk onu mu attın? Evet, önceden sarımsağı attım. Şimdi yavaş yavaş iki tavuğun göğsüyle kutunu birleştiriyorum. Yalnız Yağız et anlatırken nasıl değişiyor görüyor musun? Adam içi yani. Güzel böyle şey bir kıyma yapacağız şimdi. Sotelendikten sonra çok güzel olacak. Bu 5'te 5'e de uygun diye tahmin ediyorum. 4 dakikan kaldı Yağız. Kalsın bir şey olmaz. Ya sonra yeni nefessiz kalıyor ya. Yağız, var mı senin hikayelerin anneyle ilgili?
Ya annem dediğim gibi yani bize böyle yemek konusunda kesinlikle sınır tanımaz. Ve ondan dolayı da bayağı bir zamanında teşekkür ederim. Sağ ol bak sarımsaklarım yandı. Bu 5'te 5'i çok ben sevmiyorum. 5'te 5'i uzmanına sormak lazım esasında. Nerede Natalie. O şey Natalie. Bazen oluyor bazen olmuyor. Bunu çıkaralım. 5 dakikada bence heyecanı da o ya. Evet heyecanı da orada birazcık gerçi tabii ama. 3 dakikan kaldı Yağız'cığım. Bir şey olmaz. İlk o yardımda. Razı olsun. Bence tavuğunu biraz yardım edin bana. Önemli olan 5'te 5'e yetişmek demek değil Urcu. Orada yemek yaparken buradan sataşmamak. Hakikaten ya. Onu demek 5'te 5 yemek yapıyorsun bir taraftan da. Natalie dertli. Yani bundan çok dertli. Dertli ve evet. Natalie kendine yatırmış. Teşekkür ederim Ersa aynen. Tamam. Şöyle biberlerimizi de ekleyelim. Ya bu 5'te 5'te hem yemeği anlatıyorsun, hem yan taraf sataşmalarına bakıyorsun, hem süre stresi yaşıyorsun. Aynen lezzetli öyle, olması lazım. Ya aynen öyle, biz sana ne yapıyoruz şu anda ya? Ne yapıyorsunuz ya? Hiç bakıyoruz, görüyoruz işte bir şey yaptığımız yok. Hiç kimse yok. Konuşmuyor, kafanı karıştırmıyor. 2.45'tesin, daha yemeğin cızırtısı şu mı? Şu an ne var ne yok atıyorum, aynen gördüğünüz gibi panik haldeyim. Bir heyecan oldu sanki. Ya hakikaten, 2,5 dakikan kaldı Yavuz. Şöyle tavukları da ben sana söyledim, bu çıkmaz diye. Artık Bilko, biz bir tost mu yaptık çıktığı arkada? Çıktığı kadarıyla idare edeceksiniz. Ben çırak oldum. Bir tost yapalım mı? Ne? Açız aç, bir tost yiyelim biz. Tost mu? Ha? Tamam. Bu pişmeyecek. Yiyin, yiyin. Biz ayıp bir tost edin. Yiyelim. Yok. Anneme söyle hemen. Yağız'a güveniyorum ben, Yağız yetiştirecek. İki yiyin. Yağız yalnız o küçüklükten şeyiyle hala anneme söylerim. Annem i̇şte bu kadar. Annem sizi döver. Yetişmiyor muydu? Babama da söylüyorum. Şimdi birazcık bir daha kalıyoruz. Çiğ susam yemem. Yağını. Sen ne atıyorsun? Ondan sonra şimdi soya yemem. Koyuyorum. Uzak Doğu esintileri verdim ya. Çok fazla sebze buraya ne kadar dağıtmışız burayı ya. Ondan beşte sonra böyle bir sorun sote oluyor. Babam sote. Şimdi bu tavuk çabuk pişmeyeceği için. İşte böyle. Soya koyduğum için tuz koymuyorum. Harikasın. Ondan sonra birazcık şöyle dürüm. En güzeli o ekmeği öyle ısıtmak. Evet ya dürüm en oluyor böyle. Bitti mi? Sen aynen hazır öyle. Değil mi? Ne kadar kaldı? Ne kadar baktığınızda? 1.44. İşte dediğim gibi yani bu basit bir yemek. Şaka yapmıyorum. Annem bunu gerçekten bana 5 dakikada hazırlardı. Sabırsız lavası mı? Yağız geçen gece geldi. Bir de pişirdi böyle. Arkada saç var. Hazır değil yani. Kendi yaptı ama 5'te 5'te gösteremiyor şu an. Şimdi ateş sen abi. Giriyor muydun mutfağa evdeyken annene yardıma Yağız? Zaten ben daha çok giriyordum mutfağa. Babanda durum nasıl? O da yapar mıydı yemek? Menemen. Ondan sonra erkek yemek. Kendine has sandviçleri. Aynen öyle. Susam yağını birazcık daha koyuyorum. Buradaki aromayı veren susam yağını çok az ayçiçek yağıyla karıştırdım. Ortaya gayet çocukların hoşuna gidecek. Lezzetli ama değişik. Susam yağı da eskisi gibi değil. Artık son derece kolay marketlerde bulunabilen malzeme. Öz 50 saniye. Ondan sonra... Öyle. Bunun olayı bu artık tavuğun pişmesi çünkü küçük küçük olduğu için. Ekmeğin de ısında hazır, tabağın da burada. Onu yağladık, biraz saniye. Şey yaptık. Hadi sebzeli biraz tabii. Hazırlık yapalım. Vay be helal olsun ya, çıkmayacak şöyle sanıyorduk. Şey ha. Yaparsanız bana, 15 saniye kala falan haber verirseniz. 33 şu anda. Son 30. Tam 5'te 5'in hakkını verdi ama. Vallahi verdi. Tavuklar o kadar sataştık, o kadar laf attık Yağız'cığım. Biz hiçbir şey yapmadık bu şu an. Şu an sana Yağız'ın bana yanında, yaptıklarının yanında hiçbir şey yapmadık. Yağını bırakmaması için son. 14, 13, 10, 9, 9 8, 7, 6, 5, biraz. 4, 3, 2, 1, 0. Suyu da çıktı biraz. Suyunun çıkmaması gerekiyordu. Normalde 5'te 5 olduğu için yağını tam yediremedim. Ama idare edin. Peynir de koyuyoruz be. Lezzetli de olur yani böyle. Herhalde bugüne kadar yaptığım en kötü şey öyle söyleyeyim. Görüntü olarak ama olsun. 5'te 5 stresi normaldi. Çok teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Sen şu elini değdirme şimdi ben keseyim onu. Yiyelim bak. Hemen birer parça. Annenin ellerinden öpüyoruz. Şimdi böyle keyifli yiyeceğiz bakalım Bilko. Şunu. Anne muhtemelen beni sıra dayağına çekecek şeyden aklınım. Sonra. Bunu gördükten sonra ama. Evet. Susam çok yakışıyor. Beste çok susam yakışıyor biraz susam yediremedi. Olsun. Şöyle alıyoruz. Çok güzel. Bu programda hanımlar hem öğreniyor hem yarışıyor. Yemek takımının en eğlenceli oyunlarından koş getir, kahkaha dolu dakikalarla birazdan yemek takımında. Başarılar.
Hiç şansın olmayacak. Kopya yok. Yok, kopya yok. Ben pek güvenmiyorum o takıma çünkü. Atayım. Yağız yapmaz öyle şey ya. Senden bahsediyorum. Yaramazlık çocuk o da. Yemek takımı lezzetli, sağlıklı, ekonomik tarifleri ve tüm neşesiyle devam ediyor. Bir yarışmamız var. Sevdiğimiz bir yarışma bu. Benim en sevdiklerimden bir tanesi. Koş getir niye? Çünkü içinde hem beslenme bilgisi var hem egzersiz var. İki tane seyircimiz var. Sağ tarafımda isminizi alalım. Fikriye Hanım. Mine. Mine Hanım. Fikriye Hanım ve Mine Hanım bugün yarışacaklar. Yarışmayı hemen anlatalım. Şimdi Fikriye Hanım, sizin buzdolabınız şurası. Gördünüz. Mine Hanım, sizin buzdolabınız da diğeri. Evet. İki şefimiz sizi destekleyecek. Mine Hanım'ı kim destekliyor? Bravo! Mine Hanım sizi çok sevdi. Fikri Hanım'ı kim destekliyor? Herkes memnun mu destekçilerinden? Memnun. Evet. Birbirinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Başarılar. Hiç şansın olmayacak. Oo, çok iddialı. Hadi bakalım. Şöyle yapıyoruz. Ben size ipuçları ve bilmece şeklinde buzdolabından getirmenizi istediğim besini söyleyeceğim. Koş getir dediğim anda koşmanızı, buzdolabından doğru besini en hızlı getirmenizi istiyorum. En hızlı ve doğru getiren puanı kapar. Anlaştık mı? Anlaştık. İsterseniz cevabı verip de koşmayın. Çünkü bilemeyene yardımcı olmuş olursunuz. Evet. Siz direkt gidin. Bulun getirin bana. Ayakkabılarınız rahat mı, bir kontrol edelim. Benim rahat. Koşacaksınız çünkü. Rahat mıyız? Hazır mıyız? Ha? Nasıl? Ooo Fikriye Hanım. Aksiyonlar. Kayıp yani, rezil olmaktansa. Fikriye Hanım çok iddialısınız. Yok, iddialı değilim. Sadece kaymamak için. Garantiye alayım kendinizi. Yani. Çok iyi ettiniz. Siz emin misiniz ayakkabıdan? Lastik evet. Ayakkabı gayet evet, harika. İyi ya, iyi. Natalie ile bir kodu onay verdi. Hazırsanız o zaman bir alkış alıp ilk soruyla başlıyoruz. And that is what I do. One of these days to start gonna run all over you. Uğur yapıyorlar size. Evet, herkes buzdolaplarının başında mı? Evet, biz oraya buradayız. Biz isterseniz o daha rahat olur. Tamam ama baştan söyleyelim, ipucu yok. Evet. Kopya yok. Yok, kopya evet. Yok. Tamam. Ben pek güvenmiyorum o takıma çünkü. Atayım. Atma yok. Yağız yapmaz öyle şey ya. Senden bahsediyordum. Yaramazlık çocuk o da. Yağız yapmaz öyle şey ya. Ama şimdi Ayşe teyze var. O yüzden yani bugün biraz daha dengeli bir adam görüyor. Ayşe teyzeye söylerim seni. Buzdolabının kapaklarını siz de açarsanız hemen ilk sorumuzu söyleyeceğim. İlk soru geliyor. Koş getir deyince koşuyorsunuz. Tamam mı? Bir. Kıpkırmızıdır. İçinde yüzlerce küçük tanecik vardır. Hatta çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane koş. Benimki bol bol enerjiyle ya. Bereket. Bak. Bereket. Hayır. Bereket. Hayır. Hemen o isim nereden geliyor biliyoruz yani. Bereket. Patlıyor. Ama Fikriye sizden önce getirdim İneciğim. Fikriye Hanım'a gidiyor bir puan. Fikriye. Fikriye Hanım'a bir puan Fikriye. Gidiyor. Fikriye. Biz Fikriye'yi destekliyoruz. Hazır mıyız? Hemen ikinciye geçiyorum. Tazesi var, kurusu var, ince beyaz saçları var, pırasaya benzer. Çok yersen ağzını yakar, koş getir. Biraz da kokar. Yeşil. Yeşil, pırasaya benzer. Mine. Yeşil soğan Fikriye. Yeşil soğan Fikriye. Mine. 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 Tamam, güzel. Şartlar eşit. Bir bir ilerliyorsunuz. Tamam. Üçüncü soru çok kritik. Durumu değiştirebilir. Üçüncü soru çok kritik arkadaşlar. Bak öne getiriyorlar ya. Hayır, yok, biz bakıyoruz ne var ne yok dolabımızda. Onlar soruları bilmiyorlar. Hiç haberiniz merak yok. Etmeyin. Üçüncüsü geliyor. Beyazı var, kırmızısı var. Çorbası iğne ipliğe çevirir.
Dolması da yapılır. Kat kattır. Kış sebzesi koş getir. Yaşa be, yaşa be. Koş getir bir dakika. Ya bir şey be. Ama ona çok dar ya. Yok, bak, bir de burada bir haksızlık var. Burada bir haksızlık var. Burada bir haksızlık var. Burada dümdüz bir yol var. Oradan köşeden dön, oradan geç yer. Yani burası evet. Ayakta uzun. Natalya ölçtük onları santim santim. Çok rica edeceğim. Bu, eşit. Bu, evet. Eşit. Ölçtük santim santim İlko. Ölçtük santim ölçtük. Santim ama orada... Arkadaşlar yenilince şey, niye ölçtük, çamur yapıyorsunuz? Santim, santim Fikriye Hanım bilenin hakkıyla kazanıyor şu an. Niye uygunluğunluk yani. Yapıyorsunuz hakikaten ikiniz? Yürü bir. Hadi hadi. Yerinize geçin. Yerinize geçin. Peki durum ne oldu? 2-1. 2-1 oldu. Hadi bakalım. Mineciğim hadi bak yolunu da açtık iyice. İnşallah. Wilco ve Natalie de çok hırslandılar. Eminim sana yardım edecekler. Fikriye sen 2-1 öndesin ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Bu çok kolay. Açın. Çok kolay. Hızlı giden getirecek bence. Dünyamızın ve vücudumuzun 1/4'ü onunla kaplıdır. Onsuz hayat su. Düşünülemez koş. Su. Daha kapatan orası. Fikriye. Mine, Mine üzgünüm Mine. Doğru getirdin ama geç getirdin Mine. Su içmeyi seviyor musun? Neyse arkadaşıma yarıyor bu koşu. Dilara ben ne dedim? Benim ne dedin? Desteklediğim takım her zaman kazanır. Fikriye kocaman alkış veriyorum büyük burada. Konuşuyor, büyük konuşuyor. Biz de bir şey söyleyelim mi? Bak, cevap hakkı doğdu, cevap hakkı cross doğdu. Cross country bir yara, şey. Şöyle söyleyeyim, dostluk kazansın. Centilmence her sebzeyi, her türlü şeyi buldu, getirdi. Ama bir yol farkımız vardı, zor yolumuz vardı. Ne oldu? Centilmence yarışın konuşmayın o zaman. Bak Yağız her zaman konuşmaz. Konuştu ve dedi ki akıllı kabul olun. Edin bakın, şerefli yenilgiyi kabul edin. Haydi son soru. Sağ dışında hepimiz dostuz. Hadi bakalım. Haydi son soru. Görüşürüz. Seçmek sen. Gerekiyor. Evet. 3 puanın var. 1, 2, ondan sonra 3. Senin 1 puanın var yeşil soğanla. Suyu doğru bildin ama geç getirdin. Evet, 3-1 bakalım. Hadi ya şeref puanı olsun yani. Tamam mı? Yok, ben geliyorum. Bu biraz zor olabilir. Doğru. İyi düşünün. İçinde bir tane ipucu vereceğim çünkü size yardımcı olacak. Bence çorbası süperdir. Mine açtım. Aynı zamanda süs bitkisi olarak da kullanılır. Yemyeşildir. Mine. 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 Nereye? Anladın ama. Nereden anladın? Süper. Söyleme dur. Söylemeyeceğim. Söyleme. Biliyorsa o zaman boş ver. Ne oldu ya? Bak çorbası süperdir. Aynı zamanda süs bitkisi olarak da kullanılır. Yemyeşildir. İçinde kuş vardır. Hadi. Hadi. Koş. Hadi. Koş. 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 Ay sizi yormayacağım ben. Yormayacağım. Fikriye gel, Fikriye gel. Gel, gel. Merak ettim. Ne bu Fikriye? Dur bakalım. Fikriye bu ne? Ya. Ne bu? Yaşa, yaşa. Fikriye ne bu? Biz aldık maçımı. Hiç yapmadım. Hiç yapmadın, bilmiyorsun. Bilmedim. Mine bu ne? Bilmem ki. Ne, nasıl getirdin peki? Kardan içime bir dakika, yukarıdan nasıl getirdin? Yukarıdan oldu diyorsun. Şey demedik. Ben bu şeflerin bu taraf tutmaları ay, konusunda... Ay biz duruyorduk orada. Bak adını biz geldik mi oraya? Adını hile bilmiyor. Burada var işte. Hile burada var. Kuş kolmaz. Adı ne? Kuş kolmuyormuş. Birden in dedi mi yine? Evet efendim bu kuş kolmaz. Gerçekten çorbası çok güzel evet. Oluyor. Yeni yeni marketlere ve pazarlara geliyor. Ama bizde de artık yetişmeye başlıyor. Kuş evet. Kolmazı da böylece Allah tanıtmış tam. Olduk. Çok seviyorum. Bu çok muhteşem. Gerçekten. Favorilerinden evet, biri Wilco'nun. Wilco'cum o zaman. Salata, çorba, sebze. Hadi gelin hadi. Küs artık, müsünüz? Gelin. Yok canım küser miyiz ya? Hayır biz oraya küsürüz. Hadi bak kazandı ama kızıyorlar. Evet. Ne oldu be? Aynen öyle kollar yani. Böyle. Erkek, bak, erkekler hep hani böyle. Hani cennet. Hey, hey, birlikte hey, vereceğiz oh. Birlikte. Wilco verecek onu Wilco oh. Verecek. Ha, öyle mi? Wilco'nun rakip takım. Hadi bakalım Wilco. Hadi bakalım. Wilco çok çalıştı o hediye için. Hediyeye bile göz koyduk evet çünkü yani geçen hafta sonu ben söyledim size. Safranbolu'ya gittim ben böyle baktım ya dedim yani. Bu tam bizim yarışmacılar için. Çok güzel bir hediye olacak. Şu seyircilere aldığın kadar bize de bir şey getirsen. Abi onlara önem veriyorum ya. Onları çok seviyorum yani. Yani ya. Aklıma hep orada kaldı. Hadi tamam, açalım mı? Hadi ver Fikriye açsın. Evet. Sizi sayıklayıp duruyor Wilco. Wow. Fikriye. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullanın. Çok merzi. Fikriye'yi de tebrik ederim. Hediyemizi açıyoruz. Açalım. Sağ olun.
Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Dostluk kazandı. Önemli evet, olan katılmaktı. Sizi evet, de tebrik ayağınıza ediyorum. Sağlık. Klişe lafları da bayılırım. Biz kazandık ne dostluğu. Aç bakalım. Wilco ne getirmiş? Açamadım ama şöyle getirelim. Evet, tamam. Evet, tatlı bir ablaya başlayalım. Gibi. Aç. Aa, matruşka mı? Aa, çok teşekkür ederim. Ay, çok özel bir hediye. Aa, çok güzel. Göstersene çok böyle güzel. Çok güzel. Aa, evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. O zaman Fikri Hanım'a ve Mine Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. İyi yarışınız. Çok sonraki hediye. İnşallah. İş kazanacağız. Evet. İnşallah. Teşekkür ederim. Sizi uğurluyoruz. Tebrikler. Tebrik ediyorum. Çok şekersiniz ya. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ve biz yarın yine saat 11'de kanalda ekranlarında lezzetli, sağlıklı, ekonomik tarifler ve tüm neşemizle sizi bekliyoruz. Evet.